Ayol, şimdiki gençleri anlamak mümkün değil. Önce evlenmeye direnirler, evlenince de çocuk istemezler. Öyle valla. Çocuk sanatına zarar verir diye düşünüyormuş bizim entel damat. Aman neyse, ben onu eninde sonunda ikna ederim. Bana bak, madem çocuktan korkuyor, siz birkaç gün Ceren'e baksanıza evde. Ceren'e mi? Evet. Hiç olmazsa kocan çocuğun sandığı kadar korkulacak bir şey olmadığını görsün. Değil mi Şükran? Doğru valla. Nasıl fikir ama? Pırlanta, pırlanta. Eyvallah, benim de çok hoşuma gitti Sevinç teyze. Ben hemen gidip Hülya ablamı bulayım. Vallahi Sevinç, bravo sana ayol. Boşuna bana pırlanta Sevinç dememişler. Kurduğum aile kadar kurtardığım aile de var alimallah. Her zaman o kadar kolay değil Sevinç'ciğim. Kolaysa Müjganların aileyi kurtar. Ne olmuş ayol Müjganların aileye? Dur, çayları yenileyim anlatırım. Ay bırak şimdi çayları. Merak ederim ben, çatlarım ayol. Sinan Bey, Müjgan'dan erkek çocuk istiyormuş. Gözüm arkada kalmasın, tamam mı? İyice anladınız mı beni? Kaytarmayın, yakarım yoksa bak. Tamam baba, merak etme sen. Hadi işinizin başına hadi. Merhaba çocuklar. Hoş geldin. Merhaba. Merhaba Mehmet Usta. Oo Sinancığım, hoş geldin. Buyur. Hoş bulduk. Hasan, buyurun. Git bir çay kap da gel. Dur sen gitme şimdi, gelirken dökersin onları. Mustafa sen git al da gel çayları hadi. Peki baba. Ne o eşofmanlar filan? Sabah yürüyüş yaptım da biraz, öyle bir şey. İyi yapmışsın. Hayırdır Sinan, senin niye canın sıkkın? Evlat edinmeye karar verdim Mehmet. Evlat edinmeye mi karar verdin? Evet. Sinancığım, küçük bir çocuk alıp yetiştirip dükkana bırakacak kadar ömrün var mı Allah aşkına ya? Küçük bir çocuk almayacağım ki. Yetişmiş bir çocuğu evlat edineceğim. Bu bizim işlerden anlarsa ne hala? Nereden bulacaksın ki öylesini? Anası babası olmayacak. Senin işlerden anlayacak. Oho! Buldum bile. Nasıl? Şükran, böyle haberleri bekletiyorsun ya, alacağın olsun. Ayol, ben de daha dün gece öğrendim Sevinç. Telefon edebilirdin yani Şükran. Vallahi pes. Sevinç, ben senin kadar meraklı bir kadın görmedim. Neyse, görüşürüz. Hadi hoşça kal. Hoşça kal, selam söyle. Hadi güle güle. Sağ ol. Ay. Ya şimdi benim kafam karıştı Seren abi ya. Ben sizin oğlunuz mu olacağım? Evet, manevi oğlum olacaksın. Anlam ki, ustam ne der? Vallahi alıp kendi dükkanına götürmeyeceksen bence sakıncası yok. Götürmeyeceğim söz. Tamam mı Hasan? Ya bilemiyorum ki Sinan abi. Sen bilirsin Hasan. Manevi oğlum olacak kişi dükkanımın ve mirasımın yarısını alacak. Kabul ediyorum. Geldim. Ne haber Defne'cim? İyiyim canım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Annen yok mu canım? Buradayım canım, buradayım. Hoş geldin. Hoş buldum. Geç canım. Gel. Defne'cim ya, bana bir kahve yapabilir misin, sana zahmet? Yaparım, yaparım da senin bir derdin var galiba, ha? Evet, var. Siz abimle bowling'e gitmeyecek miydiniz? Gittik ama erken bitti. Neden? Çünkü abuk sabuk bir şey oldu. Ne oldu? Hasan, gülme bak, kıracağım kafanı bu topla ha. Abi, o nasıl takıldı öyle? Takıldı işte, bak çıkmıyor. Dur bakalım, şurada gres yağı var. Gres yağı söyleyeyim mi, belki çıkar. Getir bakayım. Dur abi, şimdi gres yağını sürünce kolayca çıkacak o. Dur şuraya bir. Yedir, bütün parmakları yedir.
inşallah çıksın ya. Rezil olurum böyle. Çıkar çıkar. Dur. Dur deneyim. Zorla abi, biraz zorla. Tabii parmağım şiştiği için de çıkmıyor. Neyse abiciğim. Ben bir Sinan abi ölünce seni ameliyat ettiririm, merak etme. Sinan abi ölünce mi? Evet, ben artık Sinan abinin manevi oğluyum. Ölünce mirasını bana bırakacak. Sana mı bırakacak? Evet. Hadi abicim ya. Daha manevi babam beni manevi anneme takdim edecek. Oğlum böyle nasıl gidiyor? Ya yolda yürürken belki kendinden düşer mi abi? Olmaz. Ben biraz daha uğraşayım. Sen git. Abicim, ya ben yolumu nasıl bulacağım? Gözüm görmüyor. Söyle manevi babana, alsın sana kral bir gözlük. İyi bari. Ben de gideyim Sinan babamın yanına da onunla beraber giderim. Şu işe bak be. Pelin'in arkadaşlarına da rezil oldu. Çocuğum, demlendi mi o çay? Demlendi anneciğim. İyi, ver bakalım. Sağ ol. Can. Siz de artık kusura bakmayın Şükrancığım. Dün gece yine Sinan abuk subuk konuştu. Artık yaşlandılar. Arada öyle tuhaf tuhaf konuşmalarını hoş karşılayacaksın. Ben en çok miras meselesine bozuldum. Ne yani, erkek çocuğu yok diye parasının hepsini başkasına mı verecek? Olur mu öyle şey canım? Aklı sıra beni kandırmak için gözdağı veriyor. Ben bakarım. Hoş geldiniz. Merhaba Defneciğim. Merhaba. Gel Hasan. Müjgancığım. Seni manevi oğlumuz Hasan'la tanıştırayım. Neyimiz neyimiz? Manevi oğlumuz. Pelincim, manevi kardeşine merhaba demeyecek misin? Kim? Hasan mı benim kardeşim? Evet. Manevi anneciğim, öpeyim elinizi, verin. Ay inanmıyorum, Sinan inanmıyorum. Nereden çıktı şimdi bu? Ölümümden sonrasını da düşünmek zorundayım hayatım. Sen öldükten sonra Hasan'ın ne gibi bir misyonu olacak babacığım, sorabilir miyim? Onu henüz düşünmedim. Ama mirasımın bir bölümünü Hasan'a bırakmayı düşünüyorum. Mirasımdan mahsup edilmek üzere bana böyle titanyum çerçeveli pahalı bir gözlük alırız değil mi manevi babacığım? Alırız tabii evlat. Ay ben dayanamıyorum. Ben de geliyorum anneciğim, ben de. Bir dakika. Ay, yapmayın.